Sayın ilçe başkanlarım, değerli belediye meclis üyelerim, değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve her zaman beraber olduğum değerli basın emekçisi dostlarımız, sevgili konuklarım ve dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, yaklaşan yerel seçimler sürecinde huzurunuzda ilan edeceğim Akakum Belediye Başkan adaylığı açıklamama hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Akakum'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. İçinden geçtiğimiz sosyal, siyasal, ekonomik ve olumsuz psikolojik süreç hepimiz için hayli kaygılı gelecek duygusu yaratmaktadır. Hepimizin bir taraftan bu endişelerle boğuşurken diğer taraftan çözüm yolu ya da çıkış yolu çabası da devam etmektedir. Aslında bugün yaşananlar bazılarımıza farklı görünse de geçmişte yaşananlarla oldukça benzerlik göstermektedir. Geçmişimize baktığımızda bugün yaşanan mücadelenin benzerlerini görmek mümkündür. Ve bugün hala var olabiliyorsak bunda bu mücadelenin, bu inancın yeri asla unutulmamalıdır. Bu mücadeledeki en temel düstur Cumhuriyet ve onunla birlikte gelen aydınlanma ve bize özgü geçmişinizle, inancınızla ve geleneğinizle bunu birleştirebilme becerimizdir. Yolumuz akıl ve bilim ışığında medeniyete gireceğimiz bir yoldur. Biz tehditlere kulak asmayız. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabede söylediği gibi düşünür, Bursa Mutlu'nda yazdığı gibi de davranırız. Ay, kusura bakmayın, tepkileri de alıyoruz, haklılar. Sınav var, bize demiyorlar. Peki. Değerli dostlarım, ülkemizin içinden geçtiği sosyal, siyasal ve ekonomik bozukluk yerele yani kentlere de yansımıştır. Kentler planlanmamış, çarpık, düzensiz, karmaşa içinde bir yaşamın dayatıldığı alanlar haline gelmiştir. İnsanlar bu olumsuzluk içerisinde kaçacak, yaşanabilecek yer arayışına girmişlerdir. Bu anlamda son 5 yılda yaşadığı tahribata rağmen Atakum hala yaşanacak bir yerdir. Bu umudu sürdürmesinin yegane nedeni ise bu kentin temelinin sosyal demokrat anlayışla ve onun temsilcisi olan Sayın Metin Burma'yla atılmış olmasındandır. Tarih Atakum'un yüzüne başlangıçta gülmüştür. Zaman zaman talihsizlikler de yaşanmıştır. Yaşanan her talihsizlik ise savunduğumuz değerlerin ve onu temsil edenlerin kıymetini herkese bir kez daha göstermiştir. Bunu hep birlikte görüyoruz. Değerli dostlarım, çocukluğumdan beri ailemden gördüğüm ve öğrendiğim şey, haksızlıklar, yapılan yanlışlıklar karşısında hiçbir zaman başımızı çevirip gitmememiz gerektiğidir. Eminim sizler için de, hepimiz için de bu böyledir. O yüzden ülkemin ve yaşadığım kentin içine düştüğü bu durumda yaşananları görmezden gelemiyorum. Üniversite yıllarından itibaren içinde bulunduğum her harekette hep bu anlayışta yer aldım. Değerli dostlarım, hepimiz kaygı duyuyoruz. Çocuklarımız için, ülkemiz için, geleceğimiz için ancak ve ancak herkesin elini taşın altına koymasıyla gidilir.